belki en kapsamlı oydu. Yarı profesyonel bir arkadaşımız Murat Yatağan Baba çekti. Sonra da anlatmış ve yayına koymuş internette. Gördüm baktım ve dedim ki pes doğrusu. Gördüm baktım ve dedim ki pes doğrusu. Değerli izleyenler merhaba, Yatan Baba ile Ben Söylemiştim programının yeni bölümüne hoş geldiniz. Gündemimiz Türkiye'nin gerzek gündemi. Cumhur İttifakı'nda yer alan partilerden birisinin genel başkanı olan kişi bir ifade kullandı. Tipin başındaki Erkan Başeçin. Talat Bey, adam Tito artığı yani... Bir Yugoslavya'da biliyorsun bir Tito rejimi vardı. Bir Sovyet rejimi benzeri değil mi? Bir komünist rejim vardı. Şimdi buradan geçiyorsun Almanya'ya. Tamamen sol örgütler içerisinde. Belli ki Alman istihbaratlarının şeyinde, kontrolünde. Yetiştiriliyorsun, Türkiye'ye gönderiliyorsun. Senin gerçek soyadın ne? Jusovic. Burada neyi kullanıyorsun? Başı kullanıyorsun. Irkçı faşistin ayaküstü uydurduğu 50 tane yalan. Erkan Baş Almanya'dan 6 yaşındayken Türkiye'ye geliyor. Nasıl olacak da sol örgütlerin veya Alman istihbaratının yetiştirip gönderdiği bir casus olacak? Ve hey yalancı, ırkçı, palavracı ve iftiracı. Ayrıca Yusoviç kötü bir şey değil ki Yusufoğlu demek. Algı operasyonu yapan yalancı, algıcı, ırkçı. Oralardan göçen herkese devlet bir soy isim verdi. Tıpkı milli ve şampiyon halterci Naim Süleymanoğlu'da olduğu gibi, Süleymanoğlu da Süleymanoğlu oldu. Murat Yatağan Baba'nın halası, Yugoslavya göçmeni rahmetli Demir Enişte ile evliydi. Bu durumda bu akrabaları da Tito artığı oluyorlar, öyle mi ırkçı? Ayrıca Yatağan Baba'nın kardeşleri Levent, Bülent ve Ahmet de Almanya doğumlu, Murat Yatağan Baba ise 9 yaşında Türkiye'ye geldi ve o da Erkan Baş gibi aktif siyaset yaptı. Yaşar Nuri Öztürk'ün genel başkanı olduğu Halkın Yükselişi Partisi'nde Denizli İl Başkanı'ydı. Birinci sıradan milletvekili adayı da gösterilmişti. Demek ki bu düz beyinli iftiracıya göre 9 yaşındayken Türkiye'ye gelen Murat Yatağan Baba'yı da Alman istihbaratı yetiştirip Türkiye'ye gönderdi. Yatağan Baba Cumhur İttifakı'nın bu bölücü iftiracısının iftiralarını ıslak ve yırtık bir paçavra gibi suratına çarpıyor. Buna hakkı var. Çünkü Yatağan Baba'nın akrabaları da Yugoslav göçmeni, kendisi de Almanya'dan gelme. Gördüm baktım ve dedim ki pes doğrusu. Tito artı. Ben bu işlerin buralara geleceğini tahmin ederek yıllar yıllar önce bu konuda konuşmuştum. Tito nedir ve neyi ifade etmektedir? Ben bu konuyu iki çok değerli sanatçımızı anarak anlatmıştım televizyonda. Onu bir hatırlayalım. Konuğumuz Murat Yatağan Baba. Allah'a şükür yanımızda. Karabağ'da bu Mustafa Hocam orta çağın bir geçerliliği kabulüdür. Zamanımızın değil. Zamanımızda ülkeler falan ülkenin toprağını kendi toprağına katarak değil, şunu literatüre soktular: falan ülkenin toprak bütünlüğü. Veya o olmazsa gene kendi toprak değil, o ülkeyi bölmek. Bölüp küçültüp yönetmek. Ama kendi toprağına katarak değil. Yeni yeni devletler çıkartmak. Evet. 1940'larda kurdukları İsrail bunun sonucudur. Bu yeni anlayışın, çağımızın anlayışının. Yugoslavya'yı üçe bölüp üç devlet çıkarmaları da bunun bir sonucudur. 8, 7 veya 8 devlet çıkartmak. O kadar mı bölmüşler? Evet. Onun için artık bu geçerli değil. Ve şunu söyleyeyim, bu Haçlı Turanı'dır. Hristiyan Turanı'dır. Bu Turan ülküsü bizdeki ülkücülerin bir ülküsüdür. Turancılık denir buna. Özeti de Uzak Asya'dan, ilk çıktığımız yerden Atina'nın bağrına bayrak dikmekle biter. Çırpınırdı Karadeniz sonunu, böyle okuyanlar da vardır. Atina'nın sonuna bayrak dikeceğiz diye.
Uzak Asya'dan Atina'ya kadar tek sınır hedefidir bu. Turancılık. Kızıl elma. Yani kaba taslak şeyi. Turancılık. Ama dediğim gibi bu orta çağdan kalma bir olaydır. Yugoslavya ben üçe bölüm diye en son kafeye yazmışım. Fakat Mustafa Hoca dedi ki kaç üç? E işte aynı Yugoslavya gibi sen şu ırktansın, sen bu ırktansın, sen o ırktansın. Türkiye'de yapılmak istenen bu. Ülkemizde etnik yapıları kaşıyarak, Sorosvari örgütlenmeler onlara destek vererek sen Kürtsün, sen Arnavutsun, sen Çerkessin, sen Lazsın vesaire vesaire sıralayıp bizim ülkemizi Yugoslavya gibi parçalara ayırmaya çalışıyorlar. Bizler bu oyunlara gelmemeliyiz. Yani falan ırktan olanlar hepsi şu ülkede otursun. Veya falan mezhepten olan hepsi şu ülkede olsun. Lan böyle bir saçmalık olabilir mi? Bunun sonu Yugoslavya olmamızdır. Yani 3'e 5'e 15'e 20'ye bölünmemizdir. Onun için Atatürk yurtta sulh, cihanda sulh derken herkes kendi içinde güçlü olacak. Başka ülkelerin içinde yaşıyorlarsa o zaman da kendi kültürleriyle o ülke içine uyum şekli yaşayacaklar. Bundan daha güzel bir vizyon olur mu? Sen bunu kaldırdın mıydı ne oluyor? Hristiyan ülkeler, efendim Müslüman ülkeler, Türkler, Araplar, Acemler, Fransızlar, ayrıl Allah ayrıl. Ve bunların hepsini bir yere topla. Kümeleş babam, kümeleş. Kutuplaş da kutuplaş. Böyle bir dünya yaşanmaz bir dünyadır. Ben onun için son yıllardaki efendim gazeteciler sitesi, gazetecileri toplumdan soyutlayıp bir yerde oturtuyorlar. Efendim öğretmenler sitesi. Yani değerli izleyenler, eğer ki bu kafa işe yarayacak olsa Yugoslavya örneğini yaşamazdı dünya. Bizi etnik olarak ayırmaya çalışanlar Türkiye'yi Yugoslavya yapmaya çalışıyorlar. Hırvatlar ayır, efendim Bosna Hersekler ayır, onu ayır, bunu ayır, bilmem kaça böl ülkeyi. Şunu demek istiyorum, Turancılık hedefi ülkeleri bölmeyi hedeflemese de sonuçta bölen siyasetlerdir. Acı ve gözyaşından başka hiçbir şey getirdiği de olmamıştır tarih boyunca. Vallahi de, billahi de, tallahi de bu yol yol değil. Bu yolun sonunda bir çıkış yok. Olmadığında program boyunca Suriye, Lübnan, Yugoslavya örnekleriyle anlattım. Yugoslavya, Yugoslavya iken Yugoslavya'nın başındaki Amerika'daki Beyaz Saray'a gittiğinde orada sigara içti. Halbuki orada sigara içilmez. Amerika'nın başkanı biz burada sigara içilmiyoruz dediğinde de gülümsedi ve ne mutlu size dedim. Peki sonra ne oldu? Yugoslavya'da bir Turan fırtınası esti, ırklara bölündü, ayrıştı, 7 parçaya bölündü. O bölünenlerden bir tanesinin başkanı Amerika'ya gittiğinde işte Trump'ın karşısına böyle oturtturdular. Kendi ülkende birliği sağladığın vakit çok güçlüsün. Amerika başkanının karşısında bacağını çeler sigaran yakarsın. Eyvallahın yoktur kimseye. Ama sen yok Turancılık, yok İslamcılık, yok Hristiyancılık o işlere girdin miydi? İnsanları ırk ve dine böldün müydü? İşte böyle sandalyede oraya ilkokul bebesi gibi oturursun. Parçalanan Yugoslavya'daki Turancılığın işte sonu budur. Türkiye'yi de hayalperestlikle vardıracakları nokta da budur. Gördüm, baktım ve dedim ki pes olmuş. Şimdi Tito gitsin, yerine az önce gördüğünüz Trump'ın karşısında süt dökmüş kedi gibi oturan Ito gelsin. Bunların istediği bu.
Çünkü Tito'dan sonraki İtolar ne yaptılar? Bir tane kasap vardı, Sırp kasabı. Senin etnik, benim etnik diye ülkeyi bu hale getirdi. Ben en son 3 saymıştım. Mustafa Hoca dedi ki kaç 3? Yani değerli izleyenler, bu işlerin sonu yok. Bu Türkiye'yi Yugoslavya yapma çabasıdır. Bu bir rezilliktir. Hiç kimse hangi ülkede, hangi ırktan doğacağını seçemez. Siz işi buralara getirirseniz Mehmet Akif'i ne yapacaksınız? Sizin beyniniz bu kadar mı düz çalışıyor? Mehmet Akif eğer ırka bakarsanız Türk değil ki. Arnavut. Yani ona da o dönemde Arnavutların başında Tito gibi atıyorum şato olsaydı Mehmet Akif Ersoy'da şato artığı mı diyecektiniz? Bu bir bölücülüktür ve Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nde olmayacak iştir. Kendini Türk hisseden herkes Türktür. Bunun ırkla alakası yoktur. Siz safkan Türk ırkı arıyorsanız safkan ırk dünyada yok denecek kadar azdır. Afrika'daki Dakka Dukka kabilesinde olur. Bir de Moğolistan'daki orada bir bölge var. Onlar safkan Türk olabilir. Millet ile ırkı hala birbirine karıştıran ve bu işleri kaşıyan bölücülükle yargılanmalıdır. Evet be, adam Tito artığı. Yatan Baba kitapları, Türkiye'nin yarınları için akıntıya kürek çekenlerin çoğalmasına çalışan kitaplar. Yatan Baba kitapları, şehadet kelimesinin çiğnenen haysiyetini kurtaran kitaplar. Yatan Baba kitapları, kültürün namusunu kurtaran kitaplar. Ama bunların arasında bir tanesi var ki en kapsamlı oydu. Yarı profesyonel bir arkadaşımız Murat Yatağan Baba çekti. Sonra da anlatmış ve yayına koymuş internette. Gördüm baktım ve dedim ki pest olmuşsun. Gördüm baktım ve dedim ki pest olmuşsun. Yatağan Baba ile ben söylemiştim sona erdi. Yeni bölümde buluşuncaya kadar hoşça kalın. Bakış ve görüş sahibi olarak kalın.